Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar dün video atamadım çok yoğun olduğumdan da ama bugünden itibaren tekrar devam ediyoruz. ara ara böyle olabiliyor. yani çok yoğun olduğum zamanlar atamayabiliyorum. Yani onun da bilgisini vereyim önceden neden atamadığımı siz de bilin. Arkadaşlar bugün Müttefik Kahraman kısmını inceledik Bir arkadaş sormuştu demişti ki Müttefik kahramanları neye göre seçiyoruz demişti. Ben de bunun hakkında bir video yapayım dedim. Hem bunu da açıklamış olurum. Aradan çıkmış olur. Akılda soru işaretleri kalmaz. Arkadaşlar şimdi öncelikle oynadığınız baş düşmana göre bu seçtiğiniz müttefik kahramanlar değişim gösterse de aslında genel olarak aşağı yukarı aynı karakterleri seçiyoruz. Çünkü bazı etkiler diğerlerinden biraz daha öne çıkıyor bu tür savaşlarda. Şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyorlar. Genellikle kategori 3 karakterleri koyup daha fazla verim alabileceklerini düşünüyorlar. Aslında arkadaşlar bu pek iyi bir seçim yöntemi değil. Çünkü sizin asıl ilgilendiğiniz kısım kategori 3 ya da kategori 2 olması değil. Daha çok verdiği özellikler olmalı. Buna da şu şekilde bakıyoruz. Örneğin mesela en baştan bir karaktere bakacak olursak arkadaşlar Icarus karakteri var. Yazıyor ki liderlik altında da şey yazıyor. Süper kötü tarafına verilen temel hasarı %10 kadar artırır, saldırırken %50 ihtimal. Şimdi mesela bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar bu tür özellikleri. Şimdi benim size önerebileceğim birkaç tane özellik var. Bunlar dışındaki özelliklere pek yönelmenizi tavsiye etmiyorum karakter olarak müttefik kahraman seçerken benim bahsedeceğim özellikleri göz önünde bulundurursanız çok daha hızlı bir şekilde baş düşmanı kesebilirsiniz. Arkadaşlar bunlardan en önemlisi bahsedeceğim süper kötü tarafına verilen temel hasar olacak. Nedeni de sizin arkadaşlar baş düşmanda savaştığınız bütün modlarda düşmanın türünün süper kötü olması. Bunlar süper kötü olduklarından dolayı süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler kullanmanız en iyisi olacak. Ancak arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela Ikaris'te saldırırken %50 ihtimal derken Başka bir karaktere bakalım. Size bir farklı versiyonu da göstermem gerekiyor. Şurada da süper kötü tarafından verilen temel hasar gene artırıyor. Ancak arkadaşlar bunu saldırıya uğradığında yapıyor. Ben bundan ziyade saldırırken %50 ihtimal seçeneğini seçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü sizin saldırı artışına yani hasar artışına daha doğrusu ihtiyacınız olduğu zaman daha çok saldırdığınız zaman oluyor. Yani siz rakip size saldırdığında değil de siz saldırdığınız zaman bu hasar artışının gelmesi gerekiyor. Ee, yani bu, bu nedenle arkadaşlar aslında saldırırken %50 ihtimal seçeneğini gözetmeniz gerekiyor. Birinci önceliğiniz bu olmalı. Süper kötü tarafına verilen temel hasarı işte artıran karakterler kullanacaksınız. Bunu da saldırırken yapacak arkadaşlar. İşte Ikaris gibi ya da Warpath gibi ya da ne bileyim şey gibi Swordmaster gibi bunlar güzel karakterler arkadaşlar. Şimdi bunlar dışında şöyle bakacak olursak başka neyden bahsedebilirim diye bakıyorum. Arkadaşlar ikinci bahsedeceğim şey de daha çok saldırı türü olacak. Enerji saldırısı ya da fiziksel saldırı ya da tüm saldırıları artıran karakterler kullanabilirsiniz. Ancak arkadaşlar bunda da saldırırken %50 ihtimal olmasına dikkat edin. Bu şekilde daha iyi oluyor. Saldırırken hasar artışı devreye giriyor. Saldırıya uğradığınız zaman bir işinize yaramayacak. Bu o nedenle saldırırken %50 ihtimal olmasına dikkat edin. Ee, bu arkadaşlar bunları aslında genelleyecek olursam. Saldırı yaptığınızda size saldırırken %50 ihtimal olması daha iyi oluyor. Ancak arkadaşlar savunmanızı artıran özellikler için de saldırıya uğradığında seçeneğini Kullanmanız daha mantıklı olur. Mesela çok kolay ölüyorsunuzdur. Bir savunma bonusu seçeceksinizdir. Bunu saldırırken değil saldırıya uğradığında şeklinde seçebilirsiniz. Mesela örnek olarak bir şey gösterebilir miyim? Mesela arkadaşlar şurada kare çeneye baktığımız zaman süper kötü tarafından alınan temel hasar %10 azaltır. Altına da saldırıya uğradığında %50 ihtimal diyor. Mesela bu savunma bonusu arkadaşlar. Savunma bonuslarında saldırıya uğradığında %50 ihtimal seçeneği daha iyi oluyor. Çünkü siz sizin savunmaya saldırıya uğradığınız zaman ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Saldırdığınızda değil. Bu nedenle mesela işte çabuk ölüyorsanız bu tür şeyleri de seçebilirsiniz. Ama arkadaşlar dediğim gibi saldırıda saldırırken seçeneğini seçeceksiniz daha iyi oluyor. Ee, süper kötü tarafına verilen temel hasar en iyisi dedik. Ondan sonra arkadaşlar ikinci olarak söyleyebileceğim şey saldırılar Saldırılardan da şu şekilde mesela burada Hulk'u görüyoruz. halk diye de okuyor olabilirsiniz artık her hangisini okuyorsanız. İşte arkadaşlar Hulk'u görüyoruz. Altında yazıyor ki tüm temel saldırıları %10 kadar artırır. Saldırırken %50 ihtimal. Şimdi saldırı dediğimiz gibi saldırırken ihtiyacımız olduğu için... Burada Hulk aslında güzel bir seçenek. Başka? Kimi söyleyebiliriz şöyle? Tüm saldırılar veren... Eee öyle göremedim ama tüm saldırılar veren arkadaşlar pek karakter yok zaten. Ee, sayıları biraz az açıkçası. Şuralarda var mı? Şöyle benim kullandığım karakterlerden de şey var arkadaşlar. Şurada Amadeus çoğu da veriyormuş bunu. Saldırırken %50 ihtimal tüm temel saldırıları %10 kadar artırır. Mesela o tür karakterleri de değerlendirebilirsiniz. Başka var mı? Başka göremedim ama. Yani ara ara var aslında. Şurada da var da. Bu saldırıya uğradığına dediği için arkadaşlar buna çok odaklanmasanız daha iyi olur. Bunun dışında arkadaşlar tüm saldırılardan sonra saldırı türünüze göre enerji saldırısı ve fiziksel saldırı da olabilir. Mesela fiziksel saldırı yapan bir karakter koyuyorsanız fiziksel saldırı artıran karakterler kullanabilirsiniz. Enerji saldırısı yapan bir karakter kullanıyorsanız enerji saldırısını artıran karakterler kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşlar Singularity karakterinde bu e, bu özellik var. Saldırırken %50 ihtimal enerji saldırısında %8 artış gördüğünüz gibi. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar daha sonrasında mesela şuradan şu gibi güzel özellikler var şurada. Bunu daha çok açmam gerekirse enerji saldırısında %10 artış, ateş hasarında da %5'lik bir artış sağlayan karakterler var gördüğünüz gibi şurada 5-6 tane sırala sıralamış. Ben yani gerçi sık kullandığım için ben bunları mesela arkadaşlar kimde kullanıyorum? Human Torch'ta kullanıyorum. Neden? Çünkü Human Torch enerji saldırısı yapıyor ama ateş hasarı veriyor. Yani çok ideal bir e, müttefik takım oluyor bu sayede. Ben bunları mesela işte ateş saldırısı yapan bir karakteri koyuyorum. Enerji bazlı ateş saldırısı yapan. O da Human Torch mesela gayet iyi oluyor bu durum için. Bu tür şeyleri de değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir de bir video bahsedeceğim şey ise şöyle bulabilirsem eğer hemen söyleyeceğim. Ama şu anlık göremedim. Herhalde yukarıda kaldı. Tekrar gidelim. Arkadaşlar bir diğeri de hedefin kaçınma oranının belli bir yüzdeye kadar yok sayan karakterler arkadaşlar. Bu karakterler de iyi oluyorlar. Saldırırken %50 ihtimal saldırırken olmasına dikkat edin zaten. Arkadaşlar özellikle Mephisto'da olmasa bile Null'da buna ihtiyacınız var kaçınma oranı yok saymaya. Çünkü Null'un kaçınma oranı biraz yüksek. Sizin arkadaşlar saldırınızı kaçırmamanız için hedefin kaçınma oranını yok saymanız gerekiyor. Özellikle karakterinizde yeterince kaçınma yoksa yoksa yeteneklerinde Mutlaka kullanmanız gerekiyor. Çünkü hasarınızı öbür türlü kaçırıyorsunuz. Mesela örnek vermem gerekirse arkadaşlar. Kara çeneyi örnek gösterebilirim. Kara çeneyi PvP'de kullanan arkadaşlar biliyordur. Hasarını çok fazla kaçırır. Ee, rakip saldığınızdan çok fazla kaçar. Bunu önlemek için de bu tür karakterleri müttefik kahraman kısmında kullanabilirsiniz. Ee, teneklere göre biraz değişiyor. Yani bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğim o. Bundan da bahsetmiş olduk. Arkadaşlar eğer hani ölme konusunda çok problem yaşıyorsanız, çok kolay ölüyorsanız eğer süper kötü tarafından alınan temel hasarı azaltan karakterler de kullanabilirsiniz. Ancak bunu saldırırken değil saldırıya uğradığında %50 ihtimal seçeneğinde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu sayede kolay kolay ölmezsiniz. İyileşme oranı artışını tavsiye etmiyorum açıkçası. Buz direncini de tavsiye etmiyorum ama buz hasarı olabilir arkadaşlar. Buz saldırısı yapan bir karaktere kullanabilirsiniz. Mesela Snow gibi. Olabilir. Ee, onun dışında bahsedeceğim bir şey kaldı mı burada? Ee, zihin hasarını %10 artırır. Ama saldırıya uğradığında dediği için arkadaşlar bunu da tavsiye etmem. Ama mesela şurada var. Saldırırken %50 ihtimal zihin hasarını %10 artırır. Bu güzel. Zihin saldırısı yapan bir karakteri Karaktere destek olarak kullanabilirsiniz. Mesela Profesör X gibi ya da Scarlet Witch gibi. Başka saldırı hızı falan da pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Saldırı hızını kritik oranını falan kendiniz kartlardan falan fulllemeye çalışın. O şekilde daha etkili olur. Bu, bu arada şurada da elektrik hasarını artıran karakterler de var. Bunlar da elektrik saldırısı yapan karakterlere müttefik kahraman olarak kullanılabilir. Ortak yetenek bekleme süresinde tavsiye etmiyorum. Az artırıp azaltan karakterleri falan. Hedefin kaçınma oranını yok sayma güzel bir özellik zaten bahsetmiştik. Başka var mı? Yani sanırım pek önemli bir şey kalmadı. Şurada bir şey var. Ateş hasarını %18 artırır. Güzel bir aslında artış. Saldırırken %50 ihtimal gayet iyi. Ateş saldırısı yapan bir karaktere destek olarak kullanılabilir. Daha doğrusu müttefik kahraman seçeneğinde kullanılabilir. Arkadaşlar bunlar dışında son olarak dikkat etmeniz gereken bir diğer şeyden daha bahsedeyim. Onlar da arkadaşlar sağ tarafında görmüş olduğunuz yetenekler. Arkadaşlar bu karakterleri seçerken özellik birinci önceliğiniz özellik olmalı. ikinci önceliğiniz de arkadaşlar seçerken yandaki yetenek olabilir. Mesela dördüncü yeteneği kullanıyormuş. Dördüncü yetenek arkadaşlar genel olarak güzel olan yetenekler. Dördüncü yetenek olabilir. Onun dışında 3 3 değil de daha çok 4 5 gözetirseniz daha iyi olur. 2 1 zaten hiç tavsiye etmiyorum. Ee, ama daha çok 4 5 gözetebilirsiniz eğer bir kritere daha ihtiyacınız olursa ama bence zaten sadece alttaki yetenekler yeterli oluyor. Ben açıkçası hani bana soracak olursanız sen ne kullanıyorsun diye ben sadece alttaki özelliklere dikkat ediyorum. Sağdaki yeteneklere çok da dikkat etmiyorum. Hani ne olabilir? Mesela dördüncü yeteneğine bakarsanız. Mesela ne diyor? Tüm savunmaları %5 azaltır. Belki bundan biraz yararlanabilirsiniz. Siz işte sizin müttefik kahramanınız devreye girdiği zaman bu yeteneği kullandığı zaman rakibin tüm savunmasını %5 azaltacak arkadaşlar. Siz de savunması azaltılmış baş düşmana saldırarak daha yüksek hasar verebileceksiniz. Ama gene de hani çoğu zaman çoğu karakterler pek de büyük bir fark yaratmıyor. O nedenle açıkçası ben daha çok alttaki özelliğe odaklanmanızı öneririm. Yandaki aslında çok da önemli değil. Evet arkadaşlar sanırım bahsedeceklerim bu kadardı. Atladığım bir şey varsa eğer fark eden arkadaşlar olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar da görmüş olurlar. Sor soracağınız bir şey varsa eğer merak ettiğiniz benim bahsetmediğim atladığım bir yer varsa gene yorumlara yazıp sorabilirsiniz. Elimden gelince cevaplarım. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.